Tyler Boyd maç sonrasında bugün çok önemli bir karşılaşmaydı. Beşiktaş için de önemliydi. Sivas Spor'a puan kazandırdık şeklinde bir açıklaması var Tyler Boyd'un. Beşiktaş'tan kiralık Tyler Boyd ki Rıza Çalınbay'a bu konu sorulduğunda ben böyle bir açıklama duymadım ama böyle bir açıklama yaptıysa ben de Beşiktaş'tım ki Rıza Çalınbay Beşiktaş tarihine geçmiş bir efsane. Ama hani bu açıklamanın ee, hoş bir açıklama olmadığını Rıza Çalınbay dile getirdi. Ee, ki Demir da hani Beşiktaş'ta da maçı var. Ee, bir de Joseph De Souza'nın paylaşımı var. Onu da ekranlara getirelim. Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Joseph De Souza da Tyler Boyd'da olan e, bu fotoğrafını paylaştı bugün. Tabi e, yani Maç sonrası böyle bir açıklama olunca ister istemez gündem oluyor. Elbette ki bunu Tyler Boyd'un bir art niyetli veya farklı yerlere ...çekileceği anlamına e, gelmemeli ama ne olursa olsun e, evet. konu gündeme geliyor. Bir futbolcu geçmişte oynadı büyük camiayı, halen sevebilir, övebilir. iyi niyetlidir, kötü niyetli demem ama zamanında Podos gibi tweet atıp silmişti. Mayıslar bizimdir açıklaması ne kadar yanlışsa... Boytun da yaptığı açıklama en az o kadar yanlış. Ben şahsen katılmıyorum. Rıza Hoca da çok güzel söylemiş. Ben de bunu bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Boyut'un böyle açıklama yapmaması gerekiyordu. Ya sen iki hafta sonra ya da 3 hafta sonra Beşiktaş'la maçın var. Diyelim oynadın. Karşı karşıyasın. Kaçırabilirsin bak. Ama sen insanlara malzeme veriyorsun. Bence o yüzden ben yüzde yüz yanlış bir açıklama. Çok da güzel performans göstermişsin. Golünü atmışsın. Keyfini çıkar. İşin içine bir işte katmasaydı... Burada Beşiktaş'a da zarar veriyor bu açıklama evet. diye düşünüyorum ben. Taraftar olmak istiyorsan futbolu bıraktığın günü bekle. Podolski'yi biz burada çok eleştirdik. Bir bir camiayı çok sevmek profesyonelliğinin önüne geçmemeli. Bugünkü maç sonu röportajında Beşiktaş'tan bahsetmek Tyler Boyd için hiç etik değil. Çok çok yanlış oldu. Zaten her şeyden nem kapmaya müsait bir ortam var burada biliyorsun. Yani şunu bize ne konuşturuyorsun ya? Biz burada futbol konuşmaya çalışıyoruz. Çok çok yanlış. Nihat'ın söylediği en güzel şey ne biliyor musun? Beşiktaş da bundan zarar görür. Podolski'nin yaptığından Galatasaray da zarar görür. Boşu boşuna kendine hala Beşiktaş'a da maçın var güncel olarak. Rıza Hoca oynatsa bir türlü, ne oynatmasa şimdi bir Rıza türlü. Hoca? Her performansın tartışmaya açık. Şikeci damgası yiyeceksin boşu boşuna. Ne gerek var ya? Yani? Beşiktaş maçında ne yapacak şimdi Rıza Hoca? Ersun Hoca ne yaptı Podolski'yi? Oynatmadı. Oynatmadı. Boyutu oynatmak istiyoruz Rıza Hocu. Sen bu açıklamayı yapıyorsun. Beşiktaş maçında ne yapacak şimdi Rıza Hoca? Oynatsa bir dert, oynatmasa bir dert. Formda bir oyuncusun. Ya bu kadar basit olmamalı ya bazı ya çık şeyler. Çık ülke dışına, transfer ol. Başka bir evet. ülkede futbol oynuyorsan. Peki ya, ya Beşiktaş'a başarılar dilerim. Şampiyonluğunu kutlarım. Üzüldük falan. Ne her neyse yani. Ama bu ülkede aktif futbolcuyken, onunla maçın varken, rakiplerle maçın varken kalkıp böyle saçma sapan röportaj mı olur Allah'ını seversen? Ne kadar kötü niyetli olmazsan olma. Yani navuz yüksekken... Allah aşkına biraz söylediklerine dikkat etsinler. Bak kaç kişi... bu söylemlerin arkasından... Açıklı farklı abi. şeyler açıklıyor, farklı şeyler konuşmak zorunda kalıyor. Bu ülkenin futbol kültürü hassastır. Böyle şeylere gerek yok.